Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu bir bilgilendirme videosudur. Neyin bilgilendirme videosu? Onu da söyleyeyim. Orijinal parça ve yan sanayi parça. Hangi durumlarda orijinal parçayı yan sanayi, kalitesiz olan yan sanayi parçalarla değiştiriyoruz? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Tam olarak bu araçta yaşamış olduğumuz durum gibi. Şimdi şöyle, neden öncelikle bunu tercih ediyoruz? Aynı durum salıncaklar için de geçerli oluyor. Birkaç videoda bahsetmiştim ve aynı durumu çok sık son zamanlarda akslarda da görmeye başladım. Diyeceksiniz ki ya usta niye var işte, ne güzel aks. İşte öyle değil arkadaşlar. Yani 93.000 kilometrede bir araç. Evet, eski bir araç ama nedense bir sebepten dolayı aksları değişmiş ve o sebebi ben biraz tahmin edeceğim sizlerle birlikte ve paylaşacağım. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman düzgün bir aks var mı bizde arkada? Hani körüğü mörüğü falan düzgün olan. Yok abi. Şu şekilde baktığınız zaman bu işten anlayan kişiler zaten bunun direkt körüklerinin bile dandik olduğunu, şu metalin boyasız olduğunu, bunun da aynı şekilde sağ sol ikisi bir değişmiş çünkü. Tamam, paslanmaz, çürümez, çürüyerek geberip gitmez belki ama yani bunun ne kadar kalitesiz olduğunu bu şekilde direkt algılayabiliyoruz. Şu körüğün yine aynı şekilde bakın. Burası zaten şekli bozmuş. Şura zaten şeklini bozmuş iyice. Yani böyle olmak zorunda. Neden? Çünkü yani kalitesiz adı üstünde. Normal iç aks var mı orada? Bir tane şurasında conta yuvası olan var ya. Varsa bir tane getirsene. Normal iç akslarda arkadaşlar şurada bir mantar conta yuvası olur ki şu görmüş olduğunuz pisliği, yağı bu kenarlardan dışarıya atmasın. Sağlıklı bir şekilde aks içeriden mekanizmasını, sistemini, kendisini yağlayabilsin diye. Pekala, neden değişiyor? Konuyu dağıtmadan hemen onu söyleyeyim. Şimdi herhangi bir yere gidiyoruz. Bu servis olur, usta olur, kasap olur, kahveci olur, büfeci olur, bilmiyorum ne olduğunu. Ve aracınızı kontrol ettiriyorsunuz. Genellikle körüğün patlak olduğunu görüyorlar. Körük patladığı zaman da ne oluyor? Kafa bozuluyor ve virajlarda, dönüşlerde çat 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 ses geliyor. Ve usta diyor ki doğru düzgün iyi bir aks kafası takmaktansa komple aks almak daha ucuz abi. Biz diyor senin komple aksını değiştirelim. Neden? Çünkü kafa değiştirmeyi bilmiyor uyanık. Büyük ihtimalle genellikle bu şekilde oluyor. Ya da biliyor, bu pis işe, yağlı işe elini bulaştırmak istemiyor. Bunu yapmak istemiyor. Bundan dolayı da araç sahibi ne diyor ki? Abi biz bununla hiç uğraşmayalım. Bunun orijinali 3000 lira. Biz 2000 liraya komple aks alalım takalım. Araç sahibi de tabii ki aynı parça olduğunu belki zannediyor. Fabrikata takılan orijinal parçanın ne derecede ciddi bir şekilde kaliteli olduğunu bilmediğinden ya da takılacak olan parçanın ciddi derecede kalitesiz olduğunu bilmediğinden tamam diyor, okey yapın diyor, ne kadar şu kadar, selamun aleyküm, hayırlı işler. Bunun tabii ki bir de sonrası var. Bakın daha doğru düzgün pas bile tutmamış bunlar. Yeni duruyorlar. Ama gelin görün ki işte körüğün durumu bu. Bu durumda ve her tarafından yağ kaçıyor. Görüyor musunuz? Her tarafından kusmuş yağı. Aynı şekilde buralardan kusmuş yağı. Yani şimdi bu iş mi? Normal olması gereken kafa burada. Getir Ahmet. Tam yanına koy. Şu şekilde bakalım. Burası mantar conta yatağı. Burada bir kota farkı var ki mantar conta arada patlamasın diye. Yani adam gibi düzgün olan iç akslarda bu olur. Bir, ikincisi şu cıvatalar tam diş gelmez. Ucunda hafif bir diş kısmı vardır. Burası düz gelir. Mesela şunun gibi. Bu şekilde gelir. Neyse, cıvata çok da önemli değil. Ondan sonra şu frezeler daha belirgin olur. Daha kaliteli olur. Metalin rengi bu şekilde olmaz. Hepsini geçtim. Biz bu kafayı çıkarmaya çalıştık ve çıkaramadık. Biz onu çıkarırdık. Bir tek bir yolu var. Kırarak çıkartırdık. Daha fazla zorlamadık. Neden? Çünkü biz bu kafayı çıkartsaydık da dahi alacak olduğumuz GKN marka, şu marka iç aks kafasını bunun içindeki frezeye takamayacaktık. Onu Allah'tan bir an önce anladık ve parçalamadık, kırmadık, söktük. Şimdi hiçbir işlem yapamadık çünkü düzgün bir aks bulamadığımız için olduğu gibi geri takacağız ve Ahmet şu anda toparlıyor aksı. Yani diyeceğim o ki, kaş yapıyorduk, gözü çıkardık. Şimdi daha da kötüsünden bahsedeceğim ben size.
Oldu ki bu körük patladı ve bu kafa bozuldu. Bu kafa bozulduğu zaman bu freziye uygun kafa da bulamayacaksınız. Bu da işin en kötü tarafı. Ve her defasında size şu söylenilecek. Komple aks takmamız lazım. Komple aks takmamız lazım. Üzerinde herhangi bir markası yok. Hiçbir şeysi yok. Ne olduğu belli değil. Dandik bir şey. Ha, bu gibi durumları evet. Hangi durumda yaparız? Mecbur kalmışızdır. Finansal olarak durumumuz çok müsait değildir falan filan ama bahsettiğim araç sahibinin hani böyle bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2009 model 93 bin kilometrede full bakımlı bir araçtan bahsediyorum. Yani ikisinin bir komple değişmesinin başka bir teorisi bence yok. Sadece körük patladı veya kafa bozuldu diye komple o orijinal yani mis gibi aksları hurdaya attılar. Onun yerine o aksak direkt kafa alıp kafa takılıp kullanılmaya devam edilebilirdi. Ve bu dandik uzak doğu mallarını bu araca taktılar. Siz bu tongaya düşmeyin diye bu şekilde videolar çekiyorum genellikle biliyorsunuz. Sizi bilgilendiriyorum. Daha öncesinde böyle sökmeli takmalı nasıl yapılması gerekli videoları daha çoğunlukta çekiyordum. Bu aralar çekmiyorum. Bana bu konuda işin kolayına kaçtığımı söyleyenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. İşin kolayına kaçmıyorum. Sadece neyi çekeyim? Mesela elimizdeki aks. Girin abi YouTube'a. Tamirhane aks yazın. En az 5-6 tane dış kafa değişim videosu gelecek. Aynı şekilde iç aks kafası için de öyle. Bunun dağıtma toplama videosu. Yani önümüzdeki mevzudan direkt girelim. Ya bu konularla alakalı çekmediğim video kalmadığı için ne yapıyoruz? Bu tarz bilgilendirme videoları çekiyoruz ki siz bu tarz tongalara düşmeyin. Bu şekilde sizleri de kandırmasınlar diye. Söyleyeceklerim bu. Aynı şeyi salıncak için de yapıyorlar. Salıncak burçları yırtılmış. Orijinal salıncak. Ne yapıyorlar? O salıncak burçlarını değiştirmektense, tornacıya gidip gelmektense dandik uzak doğu malı bir salıncağı alıyorlar. Komple takıyorlar. Onların ikisinin et kalınlığına baktığınız zaman ikisinin arasında neredeyse yarı yarıya fark oluyor. E ne oluyor? Orijinal salıncağınızı 10 yıl kullanmışsınız burçlarını. Taktığınız burçlar 6 ay sonra, maksimum 1 yıl sonra duman oluyor, paramparça oluyor. Tekrar uzak doğu dandik dündik malları 2 yılda bir maksimum değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu kimin cebinden çıkıyor? Sizlerin cebinden çıkıyor. Bu kimin ülkesinden çıkıyor? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden uzak doğuya gidiyor bu para. Ve ben de bunun için diyorum ki ben böyle şeyleri gördükçe üzülüyorum. Yani durum bundan ibaret. Söyleyeceklerim bu kadar. Söylenecek çok şey var ama yani söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yani şu mile herhangi bir diğer marka aks kafasını takamıyoruz. Tek seferlik. Her defasında komple değişmek zorunda kalıyoruz. Onun için bu tarz şeyleri tavsiye etmeyin. Bırakın 1000 TL pahalı olsun ama geri dönüşümü sağlanabilecek, olabilecek şeyleri daha çok tercih ederseniz hem milli servete zarar vermemiş oluruz hem de sizin ileride paranız cebinizde kalmış olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz. İnşallah bununla alakalı bir şey unutmamışımdır. Sormak istediğiniz farklı durumlar varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Fırsat buldukça cevaplarım. Hoşça kalın.